Peki şimdi ne olacak Yiğit? Şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Şöyle olacak, ben sana söyleyeyim. Hayatımdan çıkıp gideceksin, bir daha görüşmeyeceğiz. Bir kere olsun beni dinlemeyecek misin? Bildiğim hikayeleri dinlemem ben. Ya bilmediğin şeyler varsa? Her şey gözümün önünde oldu. Peki ya gözünün önünde olmayanlar? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aklın sıra kafamı mı karıştıracaksın? Teoman Bey, başaramayacaksın. Ben sadece seninle konuşmaya çalışıyorum. O tren kaçtı. Sen onu 15 yıl önce yapacaktın. Oğlum. Oğlum ne ya? Oğlum ne? Ben sana derdimi anlatamıyorum galiba. Bak, bir daha söylüyorum. Çık git hayatımdan. Duydun beni? Çık git. Gitmiyor musun? Peki. O zaman ben giderim. İrem'i arayayım. Üst kattan böcekler inmiş, evi böcekler basmış diyeyim. Gelmez, korkar. Bir hafta gelmez. Ben de kendimle yüzleşirim. Zuzu, sen mi geldin? Zuzucuğum, bak içeri girdiğini duydum. İyi misin? Zuzu, ne yapıyorsun sen orada? İçeri giriyorum. Allah Allah, ışığı da yakmamışsın. Zuzu. Zuzu, bak sesini duydum, geliyorum. İyi misin sen? Bu ışığı niye kapattın ki? Yakayım mı? Ne yapıyorsun? Duş alacağım. Duş alıyorum, alacağım. Bıçak var onu, yavaş da klozete bırak. Sipalı çek.
bıçak var. Elimde de meyve bıçağı yani. Meyve soyacağım. Hakikaten ya. Ne soyacağım? Armut soyacağım. Neden kıyafetlerini duşa girdin? Ya. Şeyden, kıyafet etmiyorsun. Çamaşır makinesini hassas kıyafetleri yıkayan program bozulmuş. Ben de duşa girerken bir baktım ki gömleğim çok hassas. Benim gibi. O yüzden onu da şampuanla birlikte yıkamaya karar verdim. Çitleye çitleye. Elimde çitleyince iyi oluyor. Ah, ah gömleğim benim. Çok seviyorum. Böyle güzel oluyor biliyor musun? Böyle izleyecek misin beni? Yani şu anda çıplak olmayabilirim ama duş alıyorum. Benim mahremim var. Benim mahremime saygı duy. Lütfen. Deniz, ben zaten şu anda senin ne yaptığını hiç anlamıyorum. O yüzden gidiyorum. Lütfen. Gidiyorum. Bittim ben. Kalmadım. Allah'ım bittim ben. Sonuçta kazasız belasız atlattık. Hala inanamıyorum ya. Teoman'a rağmen yani. Ya lafı istemeye getirene kadar bana neler çektirdi bir bilsen. Kafayı yedim ya. Evet. Neyse tamam. Mutluluğumu Teoman'la gölgeleyemeyeceğim. Şu anda bunu düşünemeyeceğim yani. İnanamıyorum artık. Resmen nişanlıyım. Yüzüme baksana Zuzu. Güzel güzel. Kalınlığı güzel yani. Güzel bir yüzük seçmişsiniz. Çok güzel değil mi? Neyse sonra Yiğit'le beraber nişanımızı kutlayalım dedik. Romantik bir yemek yedik. Şahane. Biliyor musun? Beni artık İrem olarak seviyor. Ben böyle hissediyorum. Epik. Konuştuk, karar verdik. Yiğit bu konuda çok ısrarcı. En az 4 çocuk yapacağız. 10? 10 çok şanslı bir rakam. 10 da güzel. 10. 10'lu. 10'lu çok iyi demek. 10'lu çok iyi. Evlendikten hemen sonra Afrika'ya taşınmayı düşünüyoruz. Sıcak. Üşütmeyin orada. Zuzu sen beni dinlemiyorsun değil mi? Nasıl dinleyebilirim ya? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Makine yok. Çalışmıyor. Ben bunu elimde yakalım şekliyle duruyor ya. Ya benim dikkatimi sana veremiyorum. Özür dilerim. Şekliyle duruyor bunlar. Ben ne yapayım ya? Bakar mısın? Kafan nerede senin Zuzu? Duş alırken esmişler. Cereyan aldım herhalde. Bütün başım ağrıyor. Başım çatlıyor. Buralardan böyle başım çatlıyor. O yüzden hiç dinleyemedim yani. Ben biliyorum o cereyanı. Baş harfi Tuna. Tuna. Ben ne diyorum ki, ben niye dalgınım? Bütün gün böyle bir şey düşünürsün, için sıkılır. Can sıkısı olur, onun ne olduğunu bilmezsin ya. Nedir, nedir diye içine böyle sıkıntı çöker. Acaba beni üzen şey ne diye bilemezsin ya onu. İşte o, düşünüyorum ne diye. Tuna. Tuna. Ben nasıl unuttum onu? Kafa yok işte. Tuna. Tuna. Alo. Açmıyor ki. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.